Merhaba arkadaşlar. Bugünkü başarı hikayemizde Cemre Genç ile beraberiz. Boğaziçi işletmeye girmeyi başardı arkadaşımız. 2019 yerleştirme sonuçlarına göre. Cemre hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum başarı hikayemizle paylaştığın için. Cemre'nin netlerini ve sıralamasını sizinle paylaşayım. Arkadaşlar Ham'da 452. yerleştirmede de 374. olmayı başardı arkadaşımız. Cemre'nin OBP'si 94.13. TYT'de 90-25 neti var arkadaşımızın. Yani eşit ağırlıkta zaten TYT'de 90'ı geçip AYT'de 70'i geçtiğin anda. Yani. Değil mi? Yani ilk bine girmemen için yani çok ne bileyim OBP'nin çok düşük falan olması lazım. Türkçe'de 31.5 neti var. Sosyal'de 16-75, matematikte 34-25 net yapmış arkadaşımız. Fen'de de 7-75 neti var. AYT'de toplam 72 neti var. Edebiyatta 22-75 yapmış. Çok güzel yapmış edebiyatı. Tarih 5.5, coğrafya 5, matematik 38-75. Sevgili arkadaşlar, 39 doğru bir yanlış değil mi? Çok güzel yapmışsın. Ayrıca Sözel'den de arkadaşımız işaretlemiş. Tarih 2'de 7.75 neti var, coğrafya 2'de 11 neti var, felsefede 10, dinde 4.75 neti var. 36-75 Sözel'de sosyal neti var arkadaşımızın. Sözel'de de Ham'da 353. yerleştirmede de 239. olmayı başarmış Cemre. Sevgili Cemre, gerçekten tebrik ediyorum. Hani Boğaziçi işletme pek çok arkadaşımızın kanalda hayaliydi. Bu hayale ulaşanlar var. Ulaşacak olanlar var, öyle söyleyeyim. Şimdi bugün başka bir giriş yapalım. Yani ben soru sormadan önce Cemre, sen önemli gördüğün kısımları, hani arkadaşlarına mesaj olarak gideceğini düşündüğün kısımları da özellikle vurgulayarak hikayeni bize biraz anlatır mısın? Şimdi şöyle, ben hazırlığı olan bir okulda okudum. Evet, bu arada Karşıyaka'da bir Anadolu Lisesi'nden mezun arkadaşımız. Hani hazırlık okuduğum için 9'da okulun ciddiyetini pek anlayamadım ve hani bu böylecekle hazırlık 9-10 benim için biraz boş geçti. Yani hazırlık laylaylım. Evet. Değil mi? 9'da 10 biraz devamı oluyor. Evet. Hani 10. sınıfta da gene bir şey yaptım diyemem açıkçası. Ama 11'e geçtiğimizde hani o yıl benim yaşıtlarım sınava girecek kafası geliyor. Ve öyle olunca da biraz insan panikliyor açıkçası. Hem öyle hani hem bu şekilde hem de benim 4 tane kuzenim o yıl sınava girdi 2018'de. Hani onların da etkisiyle ben dedim ki biraz çalışmam lazım. Ne yaptılar onlar? Bir tanesi Yıldız Tekne'ye gitti. Diğerleri mezundu. Mezuna kaldı. Seninle beraber mi girdiler? Evet. Bu sene oldu mu yok, peki? Yok, şey işte geçen yıl girdiler. Tamam. İki tanesi bu yıl benimle girdi. İşte onların da etkisiyle ben çalışmaya başladım. Yani bir bilinç oluştu diyorsun evet, o zaman. Kesinlikle. Hı-hı. Hani o şekilde hani sonuçta AYT konularına başlayacaktım. Yeni bir sayfa açılacaktı. Tamam, TYT'm belki çok iyi değil ama en azından AYT'yi tamamlayabilirim diyerek 11'e gerçekten derslerimi hani sıkı bir şekilde takip ettim. Zaten matematik özellikle onun için çok çabaladım. Şöyle söyleyeceğim, yani 9-10 hani boş da olsa ben AYT'yi halledeceğim deyip 11'i 11'de asılıp evet. Hallettin yani evet. Değil mi? Tamam, devam. Ve hani hem dediğim gibi derslerimi dinledim, hani iyi dinledim. Bir matematiği ekstra biraz çalıştım 11'de ama hani en önemlisi de TYT matematiği 11'de bitirdim. Hani bu biraz... Nasıl çalıştın ya? Matematiği nasıl çalıştın? Çok güzel matematik yapmışsın. Yani cidden baktığınız zaman arkadaşlar TYT'de 34-25 matematik neti var. AYT'de 38-75 matematik neti var. Yani TYT için 11'deyken hani işte, yani rasyonel sayıları bile doğru düzgün bilmediğim için oturup biraz konu anlatımı çalışmıştım YouTube'dan. 3-4-5'in TYT kitabını bitirmiştim. O gerçekten çok güzel. Bir onu bitirmiştim. Bir de aynı şekilde geometriye. Gene karekökün sıfırını çözmüştüm 11'de. Hani TYT temelim bu şekilde oluşturdum. Karekök sıfırını çözdün geometriden? Hiç evet. Geometrin yoktu yani. Yani hani o çok da sıfır değil hocam bence ya. Hani biraz böyle... Yani hani temel oluşturmak için evet aynen. Kesinlikle çözülmesi gereken bir kaynak bence. Yani TYT'yi bu şekilde hallettim. AYT matematiği de hani en başından severek gerçekten çalıştım. Bir de yapabildiğimi de fark edince hani daha çok böyle İnsanın sevdim. İnsanın hoşuna kesinlikle. Gidiyor. Morali düzeliyor. Öyle olunca da hani AYT matematiği de o şekilde hani yaptım yani. Anladım. Yani burada matematik çalışırken önce konu anlatımı hı-hı. Çalışıp sonra ondan soru. Ya şimdi tabii ama bir altyapı varmış demek ki Cemre. Ya hocam belki ama gerçekten hani çok yoktu bence İşte ya. Burada şimdi sıkıntı şu, her ne kadar biz böyle konuşsak da arkadaşlarım, şimdi sen Anadolu Lisesi'ne girer, iyi bir okul Anadolu Lisesi, evet. Ya senin girdiğin okul da öyle az puanını almıyordu yani bildiğim.
Orta derecede değil mi? Cihat Kola Anadolu Lisesi adında söyleyebiliriz. Gayet iyi bir okul. İzmir'in güzel okullarından bir tanesi. Demek ki bir altyapı vardı. Yani belki de. Dershaneye gittin mi? Dershaneye gitmedim. Özel ders aldın mı? Ya bunu özellikle söylemek istiyorum. Yani arkadaşınız dedi ki ya hocam ben dershaneye gitmedim, özel ders almadım. Bu haliyle Boğaziçi işletmeye girebiliyor insanlar. Bu da ne bileyim hani hep soruyorsunuz ya dershane şart mı? Buyurun. Dershane şart değilmiş. Demek ki arkadaşlar insan çalışınca yapabiliyormuş. Peki Cemre, dershane yok, özel ders yok. Nasıl idare ettin? Yani bu zorlanmadın mı? Hani mesela hiç anlamadığın bir şey olmadı mı? Ya hocam şöyle, şimdi hani dershaneye gitmemek aslında biraz kişiye bağlı. Çünkü ben hani masaya oturup çalışabilen bir öğrenciydim. Son 2 yıl en azından bunu kendime zorladım ve yaptım. O yüzden de dershaneye gitmeme gerek kalmadı diye düşünüyorum. Biraz da eşit ağırlık olduğundan dolayı. Ben nasıl çalıştım? Hocam bütün yıl Ege Üniversitesi'nin kütüphanesindeydim. Ben okul çıkışı direkt hani Ege Üniversitesi'nin kütüphanesine gidiyordum ya yakında oturduğum için. Akşama kadar orada oturup çalışıyordum. Yani ben bu şekilde çalıştım ve gerçekten de hani iyi ki de dershaneye gitmemişim dedim senenin sonunda. Çünkü kütüphane benim çok işime yaradı. Kütüphane size alıyorlar mı? Dışarıdan kullanıcı alabiliyor. Kullanıcı alabiliyor, gayet güzel. Buraya yani kütüphaneye giderek oturup çalışabiliyordum. Dershanesiz. Evet, tamamen biraz işte kişiye bağlı dediğim gibi. Çünkü dershane sizi biraz hani zorluyor çalış diye. Ki tabii ki de bazen olması gereken bir şey bu ama siz kendiniz o masaya oturabiliyorsanız bence çok gerek yok diyorsunuz. Dersi de kendim çalışıp öğrenebilirim evet. Diyorsun. Peki arkadaşların ısrarla sorduğu sorulardan bir tanesi şu. Hani bir günün nasıl geçiyordu? Sabah okula gidiyordun. Oradan başlayalım. Tamam. Okuldan geliyorsun. Ya, sabah koşa koşa kütüphaneye mi gidiyorsun? Servisle zaten geliyordum. Okulun karşı yakada olduğu için. Servisle geliyordum. Kütüphaneye gidiyordum. Bir yerleşiyordum. Çünkü o sıra bir kalabalık oluyordu. Gene öğrenciler geldiği için. Oturuyordum, yemeğimi yiyordum. Orada biraz takılıyordum kendi başıma. Ondan sonra işte 5 gibi 6'ya doğru falan oturuyordum. 9-10'a kadar çalışıyordum yani. Çalışıyordum. Peki orada hani üniversite ortamının olması, öğrencilerin olmasını motive ediyordu değil mi? Çünkü hani evde de denedim ben bunu ama evde belli bir şeyden sonra hem benim uykum geliyordu çok fazla hem de bir şekilde telefona gidiyordum. Aslında şimdi ben şunu düşünmeye başladım cidden yani belki bilmiyorum hani buradan girişimcilere de bir şey söyleyeyim. Ha kütüphanede kitaplar olur, insanlar oraya araştırma yapmaya gider falan ama özellikle üniversite sınavına hazırlanan ya da bir ödev hazırlayan üniversite öğrencilerinin kullanabileceği böyle mekanlara ihtiyaç var yani ülkede. Yani benim şansım var üniversitenin yakınında olduğu yakınındaydın, için. Olmayan ne yapsın? Evet. Şimdi bir sürü Anadolu'da yaşayan öğrencilerimiz var. Yani ne var? İl Halk Kütüphanesi var. Onun dışında bir kütüphane yok. Hocam burada bile benim hani bu yıl arkadaşlarım karşıya kadar bir kütüphaneye gidiyordu. Kütüphane kapandı ve gidemediler. Yani. Acaba böyle bir yer açılamaz mı? Yani böyle ne bileyim öğrencinin tüm ihtiyaçlarının çünkü karşılanabileceği, yani böyle yemek yiyebileceği, ders çalışabileceği, biraz dinlenebileceği, çay kahve içebileceği bir ortam olmaz mı acaba? Yani bu... orada olmak gerçekten çok sizi motive ediyor. Çünkü hani dediğim gibi bir telefona sarılsam deseniz bile görüyorsunuz etrafınızda insanlar çalışıyor. Öyle olduğunda siz de çalışmak zorunda hissediyorsunuz kendinizi. Aynen. Çok güzel olmuş. Peki Cemre, tabii burada çok güzel bir başarı, yani çok güzel bir sonuç elde etmişsin. Ben şunu da merak ediyorum. Doğru kaynakları nasıl buldun? Ya bu önemli bir şey. Yani hani sen yanlış bir kitap alsaydın eline, böyle gidemezdin yani. Bu kadar rahat ilerleyemezdin. Ya yanlış kaynak aldığım oldu ama hani o yanlış kaynağın yanlış olduğunu görmek de önemli. Çünkü bıraktım yani böyle bıraktım, bir şeyden direkt, sonra. Bıraktım hiç acımadın yani. Yani hani ya ben bunu aldım, şey para verdim, çözeyim evet, falan yok. Bazı arkadaşlar bunu ya hocam ben aldım. Aldın çözme ne yapalım zarar ettin yani onu. Hani atmak gerekiyor gerçekten evet. Çünkü zaman kaybı olabiliyor. Peki bize kaynak önerir misin Cemre? En beğendiklerini. Hocam şimdi herkesin söylediği şeyleri söyleyeceğim. Söyle tabii yani. Matematikte TYT için kesinlikle 3-4-5. Evet. Yani 3-4-5 bence bunun en iyisi. Aynen. Ben daha çok hani deneme şeklinde gittim 12. sınıfta TYT için. O yüzden gene 3-4-5'in denemeleri ve çözüm yayınlarının TYT 3'te. Denemeleri. Aynen 3'te. Onlar çok güzeldi. Gene ALES soruları. ALES soruları çok kim güzeldi. Kim söyledi sen ALES sorularını? Ya ALES soruları güzeldi gerçekten. Evet, başka? Yani TYT için sağdan soldan buldum problemleri çözmüştüm. Yani öyle. Şey diyorsun, temel kitap olarak matematikte 3-4-5'i koydum. Evet. Peki diğer mesela sosyal dersleri için, Türkçe için bir kitap kullandın mı yoksa sadece denemeyle mi? Ya Türkçe için gene 11'de limiti çözmüştüm, limitin Türkçesini. O gene güzeldi ama 12'de gene full denemeyle gittim. Sosyalde ekstra TYT için çözmedim çünkü AYT çalışıyordum. Yani AYT tarih çalıştığım için. Bir endemin denemesini çözmüştüm ama bayağı güzeldi. Yine paraf da güzeldi.
TYT için bunlar. Fen maalesef çok çalışmadım, o yüzden bir şey diyemiyorum. Evet, yani. Ama gene iyi yapmışsın yani 7.75. Hani onu geçse çok güzel olur yani ama gene de bence yani idare eder yani, güzel bir net, fena değil. AYT matematik için ne önerirsin bize? AYT matematik için hani TYT gibi değil, bence çok kaynak önemli. Bu yüzden de acil 3-4-5, bir de derece, sonuçun derece fasikülleri, onlar gerçekten çok güzel. Hani bu üçü zor kaynaklar ama... Şimdi sonucun derece fasikülleri, bunu ilk defa duyuyorum ben. Ya tamam. Hocam çok iyi. Çok iyi derken şimdi şunu soracağım. Bu fasiküller her konu için ayrı ayrı var mı? Var. Belli konular için mi? Yok. Yani mesela biz 12. sınıf setini aldık. En baştan işte limit, türev, fonksiyon, logaritma, bütün hepsi föy föy var. Aynı zamanda bunun AYT şeklinde de föy hani şey fasikülleri var. Gerçekten güzel. Öğretici. Hı-hı. Beğeniyorsun. Yani zor ama güzel. Zor ama güzel diyorsun. Peki. Sosyal dersler için ve edebiyat için ne yaptın? Edebiyat için limit. Limiti ne? Yani evet. Limit en güzeli. Onun dışında gene çok fazla deneme çözdüm edebiyatta. 3-4-5'in denemeleri güzeldi. Ondan sonra FDD'nin denemeleri güzeldi. Başka şu an aklıma bunlar geldi ama sosyal dersler için ne yaptın? Hocam tarihi ben aslında çok çalıştım ama tarih pek istediğim gibi gelmedi. Yani tarihte de fen bilimleri çok güzeldi. Fen bilimleri LYS'sini çözmüştüm ama eminim AYT'si de güzeldir. Sonra limit gene çok güzeldi. Başka paraf, gene paraf çok güzeldi. Coğrafya için de Uğur ve test okul. Bu test. İkisi gerçekten çok güzeldi. Coğrafyada Uğur ve test okul diyorsun. Şimdi arkadaşlar, çalışan öğrenci bir şekilde kendine yararlı olan kaynağı buluyor. Yani elde ediyor. Ve bu önemli bizim için. Bakın, yani burada kaynak önerileri yaparken arkadaşlarınız bunları dinleyin. Bir bakın, bir araştırın. Bu kaynaklar belki sizin de çok işinize yarayacaktır. Belki de hani frekanslar tutmayacaktır. Alıp kenara koyabilirsiniz. Önemli olan burada kişinin, değil mi? Yani neyi anladığı, nasıl anladığı ile ilgili. Peki Güney Kampüs hayali kuruyor muydun? Hocam yani şimdi çok komik olacak ama ben gerçekten senenin başında benim hedefim Galatasaray'dı. Heh. Yani ben zaten ilk 11'de ODTÜ'yle başlayıp hep işletmeydi. O değişmedi de ODTÜ, sonra Galatasaray, sonra Boğaziçi oldu. Çünkü Boğaziçi pek yapabileceğime inanmıyordum. Şimdi bu şey olacak ama gerçekten öyleydi. Kazanacağımı düşünmüyordum. Düşünmüyordum. Sonra bu işte Türkiye genel deneme sınavlarına gire gire biraz az çok hani nerede olduğumu gördüm. Ondan sonra oluyor dedim ki, falan dedin mi? Yani dedim oluyor herhalde. Sonra Boğaziçi yaptım ama hani böyle çok hayalim yoktu sanırım. Hani Boğaziçi... Hani sonra, Boğaziçi sonlara değil. Doğru oldu yani. Anladım. Yani, çoğu zaman Galatasaray'dı. Ama çok güzel. Yani Boğaziçi işletme bilmiyorum. Ben özellikle eşit ağırlık bölümünde çok beğendiğim bölümlerden bir tanesidir. Belki de şeyden yani mezunlarıyla karşılaştım. Yani çok beyefendi çocuklar, çok hanımefendi insanlar, kızlar. Çok beğendim. Yani belli bir kültürden geldiklerini anlayabildim. Ve bu beni çok mutlu etti. İnşallah. Umarım çok çok başarılı da olacaksın oraya gittiğin zaman. Peki Cemre, hiç şey olmadı mı? Böyle sıkıldın, yoruldun? Yani tabii ki de oldu. Ne yaptın o zaman? Yani şöyle, ilk dönem pek olmadı da ikinci dönem böyle yavaş yavaş gösterdi kendini. İkinci dönem biraz açıkçası dizi izledim. Yani sıkıldığım zaman açtım dizi izledim. Ne izledin? Hocam bir sürü şey. Yani böyle kısa kısa bir yani sürü kafa şey. Kafa dağıtmak için dizi. Evet evet, aynen. İzledim. Hani ama böyle tamamen bıktım. Mayıs sonu Haziran başı geldi. Hani o zaman hani dedim ya çalışmayı seviyordum dedim ama o zaman pek sevmedim. O zaman tamamen şey için oturdum masaya. Hani Cem'le çalışmak zorundasın. Ne yapacağım zorunluluktan. Başka? Yani, ya o güne kadar böyle hani isteyerek çalışıyordum. Evet. İçinden geliyordu oturmak. Ama o gün artık dedin ki yok bu gitmiyor. Yani olmuyor ama zorla oturdum masaya. Zorla. Gene denedim bir şeyler yapmak. Vazgeçmedin mi? Asla. İşte bu arkadaşlar süreklilik var ya o kadar önemli ki. Yani tabii ki yorulacağız. Tabii ki sıkılacağız. Yani koskoca bir yıl gidiyor. Aynen. Sonuçta. Her zaman aynı şey olmayacak. O yorulduğumuz zamanlarda sürekliliği kaybetmeyeceğiz. Yani tamam bir iki gün dinlenebiliriz, ara verebiliriz. Bunlar sıkıntı değil. Ama ayağa kalkmasını bilmek zorundayız. Bırakmamak zorundayız. Bırakan kaybediyor. Klişe bir laf ama gerçekten pes etmemek lazım. Yani sonuna kadar devam etmek zorundayız maalesef. Kesinlikle. Yani 2,5 milyon insan giriyor bu sınava. Hani bir şey yapmak istiyorsak, başarmak istiyorsak sonuna kadar. Fark yaratmak zorundasın. Evet. Farklı bir şey yapmak zorundasın. Herkesin yaptığını tabii ki yapacağım. Herkes çalışıyor. Onun dışında bir şeyler ortaya koyman. Peki denemeler konusunda bize ne söylersin Cemre? Yani bir deneme ne sıklıkta yapılmalı? Ne zaman yapılmalı? Yani ilk dönem yapılan denemeler aslında çok gerçeği yansıtmıyor. Senenin sonunu pek yansıtmıyor ama tabii ki denemek lazım. Ya şöyle şimdi.
Çok güzel bir şey söyledin. Bunu söylemişim. Arkadaşlara şunu soruyor. İlk denemesinde kaç net yapmış? Hatırlıyor musun? Hı hı. Kaç? Yani TYT'm 75 civar falan. Bak 75 TYT yapmış, sınavda 90 yapmış. Ki daha da iyi yapıyordum. Bir şey söyleyeyim mi? Zaten hani bir eşit ağırlık öğretsin, 75 TYT süper bir net yani ben bence. Yani sen şu sınavda da 75 yapsaydın hani gene ilk 2000 içinde falan olabilirdin herhalde. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bu net bilmiyorum. Şimdi böyle konuşmayalım da. Yani 75 net bence hani derece öğrencisinin başlangıç netidir. Öyle düşünüyorum. Evet. AYT ne zaman yaptın? Yani AYT'yi de herhalde sene 12'ye başlayınca yaptım da herhalde o da 60 civar falan. 60 civar o da fena değil. O da fena değil. Yani 75 TYT, 60 AYT, hukuk neti. Evet. Yani İstanbul hukuka, Ankara hukuka giriyor bu netler benim hatırladığım kadarıyla. Yani yanlış söylemeyeyim gene de. Şimdi başlangıç önemli ama şunu söyleyeceğim. Arkadaşların ısrarla bunu sorması, kendinizi böyle kıyaslamayın arkadaşlar. Yani bir adam 40 netle de başlayıp 90 nete çıkabilir. Ya önemli olan senenin sonundaki fark. Heh. Bir de biz denemelere zaten birinci dönem, bakın ben şu an hiç net konuşmuyorum. Konuşmayacağım da Ocak ayına kadar, açık söyleyeyim. Ama siz hala hocam netlerim yükselmiyor diyenler var, kanaldan aboneliklerini alsınlar. Yani benim öyle insanlara gerçekten anlatacak bir şeyim yok. Birinci dönem yapacağımız denemeler bize aslında hani neyi çalışmamız gerektiğini, neyi bilip neyi bilmediğimizi gösteriyor. Ya ben çok moralimi bozdum aslında. Abi moral bozmamak lazım. Kesinlikle yapılmaması gereken bir şey. Yani moral bozmamak lazım. Bugün gelirken bir arkadaşın Ankara'dan denemelerde ne kadar moralimi bozduğumu ama bunun ne kadar gereksiz olduğunu göstereceğim arkadaşlara babaşlar hikayesinde diye şey çıkarmış, envanter çıkarmış. WhatsApp'tan atmış, onu göremedim. Ama teşekkür ediyorum. Göreceğiz illa ki, bunu paylaşacağız. Moral bozmak ya da kendimizi bir yer nerede olduğumuzu göremeyiz arkadaşlar. Evet. Ocağa kadar bunu görme şansımız yok. Tamamen moral bozuyor, eve geliyorsunuz, iki zırlıyorsunuz. Ama şunu yapmak zorundayız. Mesela Eylül'de, Ekim'de deneme yapacağız. Bu denemeleri niye yapacağız? Ya biz çalışıyoruz da. Ha bize ne soruyorlar? Yani çalışmaları ona göre bir düzenleyebilmek için oradaki soruları görmemiz lazım. Ve bu bizim çalışmamızı verimli hale getirir. O yüzden deneme çözeceğiz, ilerleyeceğiz. Peki ikinci dönem deneme sıklığı nasıldı? Yani ikinci dönem başta haftada iki tane çözmeye çalışıyordum. Sonlara doğru artık hani üçlere çıkmıştım. Hocam ben daha çok hani genel denemedense alan denemeleri çok çözüyordum. Ne, matematik alan denemesi? Matematik alan denemesi ve sosyal. Yani AYT için en azından bunu yapıyordum. TYT'de normal tek deneme ama AYT'de daha çok ben alan çözüyordum. Alan denemesi daha güzel olur. Zaten her şey oluyor, bir süre sonra alan denemelerini birleştirdiğinde evet, genel yani deneme oluyor. Yani sosyal çözüyorum, matematik çözüyorum, aynı şey oluyor. Yani o şekilde gidiyor. Peki 2020'de sınava girecek arkadaşlarına ne önerirsin Cemre? Yani ya da yani senin yaptığın hata var mı? Hı-hı. Ya da yaptığın iyi şeyler var mı? Bunları bizimle paylaşır mısın? Yani iyi şeyler, yani asla pes etmemek. Bazı şeylerden fedakarlık etmeyi 12. sınıfta bilmek zorundayız. Ben onu yaptığıma inanıyorum. Hani fazla hayır dedim bazen. Bir şeylerden vazgeçtim. Kesinlikle. Hani bunu senenin sonundaki şu yani güzel başarı için yapmak zorundayız. Asla pes etmememiz lazım. Yani bu çok söylenen bir şey ama gerçekten çok doğru bir şey. Çünkü hani sınavın sonuna kadar bir pratiğiniz olması gerekiyor. Siz sınavdan bir ay önce bırakırsanız hani o bir ay gerçekten sizi çok aşağı çekebilir. Çünkü pratik yapmamış olacaksınız o bir ay boyunca. Bu yüzden hani senenin sonuna kadar dayanmaya çalışın. Dayanmaya çalışmalıyız. Vazgeçmeyeceğiz. Çok zor olacak. Gerçekten zor olacak ama hani arada sırada kolay bir şey yok ki. Arada sırada kendinize küçük sürprizler yapın ama genelde senenin sonuna kadar devam edin. Evet. Kendinizi ara sıra şımartın arkadaşlar. Evet. Bunları konuşacağız zaten kanalda uzun uzun. Evet. Peki kanalımız için neler söylemek istersin Cemre? Hocam kanal gerçekten işe yarayan bir şey. Hani sizi motive eden, bazen hani kızsanız da gerçekten yeri geldiği zaman kızıyorsunuz. İşe yarayan bir şey oluyor. Ya tamamen işe yarayan bir kanal. Benim çok gülmediğim söyleniyor. Hani kapak fotoğrafında çok gülüyormuş. Çok kınandınız. Ya bakın gerçekten bazen kınanmamız gerekiyor. Çünkü hani bazen geri ya şunu merak ediyorum. Bak bunu cidden merak ediyorum. Yani tamam bu gerçekten dünya için yeni bir şey. Hı hı. Hani YouTube dediğiniz şey. Şimdi YouTube'da bir tane adam konuşuyor. Tamam mı? Size bir şeyler söylüyor. Yani bu sizi ne kadar etkileyebilir bilmiyorum. Ben hani bunu öğrenmeyi gerçekten çok istiyorum. Bazen sert olmak gerekiyor. Dediğim gibi kınandınız. Hani çok işe yarayan bir şey. Yazıyor değil mi? Yarıyor değil mi? Tabii tamam. Yarıyor. O zaman bol bol. Diyorsunuz ki o zaman ben yanlış bir şey yapıyormuşum. Hani düzelteyim diye yeni bir yol çiziyorsunuz kendinize. Aynen. Bir de tabii şu önemli. Hani tamam YouTube'u kullanın da mesela hani herkes bir şey söylüyor. Doğru kanalları, doğru kaynakları bulmak gerçekten çok önemli. Yani bunu yapan öğrenci de bunun karşılığını alıyor. Ben buna çok inanıyorum.
Cemre çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani buraya geldiğin için, hikayeni bizimle paylaştığın için. Boğaziçi'ne geldiğimde Güney Kampüs'te de bir araya geliriz inşallah. Çok sevinirim. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.